Merhabalar. Bugün Edius'un ilk dersiyle birlikteyiz. Biliyorsunuz daha önce çektiğim videoda Edius'la alakalı genel bir bilgi vermiştim size. Edius'un arayüzünü tanıtmıştım. İşte nasıl proje açılır kısaca bahsetmiştim ama bunlardan tabii. Render ayarlarından bahsetmiştim. Biraz arayüzünü tanıtmıştım sizlere. Şimdi bugün Edius'un ilk dersinde genel olarak projenin nasıl açıldığından, proje açıldıktan sonra görüntülerin içerisine nasıl aktarıldığından, işte arayüzünden, render ayarlarından, kısa yollarından bahsedeceğim. Ve bugün Edius'un ilk dersini izledikten sonra siz de kendi sosyal medya hesaplarınız için rahat bir şekilde kliplerinizi yapıp kendi sosyal medya hesaplarınız için videolar oluşturmaya başlayacaksınız. Şimdi isterseniz başlayalım. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi Edius'umuza geliyoruz. Yani tıkladığımızda böyle bir sayfa açılacak bize. Burada yeni bir proje açacağız. New Project diyoruz. New Project dediğimizde böyle bir alan geliyor önümüze. Burada baktığımızda çeşitli formatlar var. İşte sosyal medya hesapları için bir takım formatlar var. Televizyon kanalında yayınlanacaksa onun için bir takım formatlar var. Çözünürlüklerine göre değişiyor. Gördüğünüz gibi burada rakamlar yazıyor ve burada da genel olarak daha detaylı bilgiler var. Şimdi ben genel olarak bu formatı kullanıyorum. Hem sosyal medya hesaplarınız için bu formatı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem de televizyon kanalları için bir takım işlemler yapacaksanız bu formatı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada da proje ismimizi adlandırmamız gerekiyor. Burada da projemizi nereye kaydedeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Burada şu tikli olan kısımsa şunu ifade ediyor. Eğer biz bu tik aktif haldeyse projeyi açacağımız yerde dosya olarak açacak. Ama bu tik eğer pasif halde olursa projeyi açtığımızda burada sadece Edius ikonu şeklinde projeyi açılmış halde göreceğiz. Ben size klasörlü şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden bu tiki aktif hale getiriyorum. Birazdan ne söylemek istediğimi anlayacaksınız zaten. Şimdi öncelikle isterseniz projemizi adlandıralım. Ne diyelim adına? Edius ders 1 arayüz dememiz yeterli herhalde. Arayüz diyelim, evet. Burada gördüğümüz gibi şu anda C'yi gösteriyor ama benim C diskinde çok fazla yer olmadığı için burada da bu kısımda da konumumu belirleyeceğim. Yani projemi nereye kaydetmek istediğimi belirleyeceğim. Gördüğünüz gibi dosya yazıyor. Buraya geliyorum. Bilgisayarımda benim boş olan bir kısmım hangisiydi? E'ye geleyim. Ben E'ye kaydedeyim. E'ye kaydetmek istiyorum. Dosya halinde E diskimi kaydedecek. Şöyle onayladığımda gördüğünüz gibi dersimin adı Edius ders 1 arayüz ve kaydettiğim yerde E diskimde Edius ders 1 arayüz. Şimdi E diskime geldiğimde, projeyi açtıktan sonra E diskime geldiğimde burayı dosya şeklinde görmüş olacağım bu projemi. Şimdi tıklıyorum, OK diyorum. Gördüğümüz gibi projemiz açıldı şu anda. Şimdi geliyorum E kısmına, bilgisayarımdan E diskine geldim. Gördüğünüz gibi burada Edius ders bir arayüz olarak dosya şeklinde açıldı. Şimdi projemi açtım ve artık görüntülerimi projemin içerisine alma zamanı geldi. Benim daha önceden bilgisayarımı kaydettiğim stok videolarım vardı. Genel olarak stok videolar için Pexels'ten faydalanıyorum çünkü Pexels'ten indirdiğimiz videolarda telif sıkıntısı da olmuyor. Sonrasında size göstereceğim nasıl indirildiğini de ilerleyen zamanlarda. E-diskime geliyorum. Daha önce indirdiğim görüntülerden bakacağım hemen. Benim YouTube kanalım için hazırladığım bir içerik vardı. Onun için güzel görüntüler indirmiştim. Şuraya geldiğimde burada indirdiğim bir takım görüntüler var. Bunların hepsini seçiyorum. Edius'un içerisine iki şekilde alabilirim bu görüntüleri. Klasik birincisi sürükle bırak yöntemi. Onu hemen göstereyim şu şekilde. Gördüğünüz gibi bin penceremizi alıyoruz. Bin penceremiz bizim bu kısım, yani
stoklarımız, yani stokladığımız nokta burası, videolarımızı stokladığımız yer burası. Gördüğünüz gibi buraya aldım. Veya bunu sileceğim, bir de diğer yöntemi göstereceğim size nasıl aldığımla alakalı olarak, ama ben genel olarak sürükle bırak yöntemini tercih ediyorum, onu söyleyeyim size. Şöyle bunları tekrar sileyim. Sildim. Şimdi bin kısmında çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra bilgisayarımda e-diskime geliyorum. Geldim. Burada yine o videoları aldığım dosyaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada işte videolarımı görüyorum. Buradan shift'e basılı tutarak son kısma kadar gelip bu videoları içerisine bu şekilde alabiliyorum. Edius uzantısı da atıyor gördüğünüz gibi. Bin pencereme bu görüntüleri almış oldum. Burada kullanmak istemediğim görüntüler olursa da delete tuşuyla silebilirim bunları. Şimdi evet, projemizi açmış olduk. Artık görüntülerimizi stok kısmına aldık. Ve artık işlemlerimizi yapabiliriz. Bu arada çok önemli konudan bahsetmek istiyorum size. Şimdi projeyle çalışırken bir anda elektrik kesilmesi gibi bir durum olabilir ve bir anda projeniz gidebilir. Veya bir anda proje kapanabilir. Herhangi bir sebepten dolayı, teknik sebepten dolayı. Bu yüzden sürekli olarak Ctrl-S'yi kullanmanızı, yani projenizi kaydetmenizi size tavsiye ediyorum. Autosave özelliği var. Kendisi kaydediyor zaten programını ama belirli sürelerde kaydediyor. Onu da siz ayarlıyorsunuz. O ayarları da sonrasında size göstereceğim. İşte 2 dakikada bir, 3 dakikada bir, 5 dakikada bir gibi bu ayarları yapabiliyorsunuz. Benim aslında en çok kullandığım yöntem şu. Bu genellikle bin penceresini iki şekilde alırız. Sürükle bırak yöntemiyle ve bine çift tıklayarak alabiliriz görüntüleri, ama benim kullandığım bir yöntem daha var. En çok kullandığım yöntem budur. Size de bunu tavsiye ediyorum ama bunu sonra göstereceğim. Kafanız karışmasın şimdi. Bu gördüğünüz noktada folder'ın altında root kısmı var. Mesela projemin adı ne olacak? Şuradan sağ tıklayayım. Rename yapıyorum. Ve adına Edius ders 1 diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi isimlendirmiş oldum. Bundan daha sonra size yine bahsedeceğim. Ama bir kez en azından üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi projeyi bu şekilde ayarladıktan sonra yine görüntüleri aldığım yere geliyorum. Bu arada şu uzantı dosyalarını silebiliriz. Siliyorum. Bir problem değil bunları silmek. Sildim. Şimdi bu dosyam, görüntülerimi aldığım dosya bu dosyaydı. Bu dosyayı şimdi Edius'un içerisinde bu şekilde dosya şeklinde alabiliyorum. Böyle sürüklüyorum. Edius'un içerisine geldim. Şu kısma, gördüğünüz gibi Edius ders 1 yazdığım kısma dosyamı bu şekilde aldım. Gördüğünüz gibi klasörü bu şekilde aldım. Ve olduğu gibi bu şekilde de Edius'un içerisine alabiliyorum görüntüleri. Şimdilik ben bunu siliyorum. Yine ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim zaten bu kısımdan size. Kalsın bu şekilde. Şimdi arayüzümüzden bahsedelim biraz isterseniz. Sol kısım monitör penceresi. Yani videoyu timeline'ımıza aldığımızda timeline kısmında bu kısım oluyor. Bizim en çok zaman geçireceğimiz kısım. Bu monitör penceresini de göreceğiz. Bir tane örnek olarak alayım. Mesela şu görüntüyü alıyorum. Burada hem siz satır hem de görüntü satırı var. Şu oklara bastığınızda bu alanı daha da genişletebiliyorsunuz. Bu kısımda ses ayarları var. Videonun ses ayarları. Bu vol ayarında olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim size. Buna dikkat edin. Pan var. Vol pan var. Ve vol var. Vol ayarında olması gerekiyor. Alttaki kısımda da biraz daha genişletip şu mix kısmını aktif ettiğimizde videomuzu karanlıktan aydınlığa, aydınlıktan karanlığa doğru götürebiliyoruz. Bu da önemli. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama şimdi kafanız karışmasın. Genel olarak, yüzeysel olarak bahsediyorum. Aldık şu anda görüntümüzü ve gördüğünüz gibi monitör penceremizde bu görüntümüzü görebiliyoruz. Açtığımızda da space tuşuyla görüntümüzü hareket ettiriyoruz. Şu anda sesimizi duyuyoruz. Space'e bastığımızda tekrar durduruyoruz. Bu arada şu kısım aslında bizim için çok önemli. Neden önemli, ondan da bahsedeyim hemen. Şimdi kesme işlemleri yaptığımızda
kesme biçme işlemleri yapıyoruz bir takım biliyorsunuz. Klipleri oluşturmak için. Buraya geldim. Mesela şu kısmı kesmek isteyeceğim. Kısa yollarımızda bu arada kesme kısmı C ile kesebiliyoruz videoyu. Ve delete'e bastığımızda bu şekilde silebiliyoruz. Tekrar Ctrl Z yapıyorum. Bunun pratik bir yöntemi var. Onu da göstereceğim size. Bu şekilde silebiliyoruz. Ve sildiğimde gördüğünüz gibi ne oldu? Başa yapıştı. O kestiğimiz kısımdan itibaren gördüğünüz başa yapıştı. Ama ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Bunun burada kalmasını istiyorum. Ben buraya ilerleyen zamanlarda başka video eklemek istiyorum. Yani ilerledikçe buraya başka bir video ekleyeceğim belki. Burayı keseceğim. Veya burada kalmasını istiyorum. Ya ben buranın yapışmasını istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Şuna bastığımda tekrar geriye alayım. Kesme işlemini yapacağız. Şuna bastığımda bu turuncu renk haline geldiğinde C'ye bastığımda ve delete'li bu kısmı sildiğimde gördüğünüz gibi burası yapışmadı sol tarafa. Bunun da ne işe yaradığını ilerleyen derslerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar Ctrl Z yapıyorum. Bu arada bilgisayarda kullandığımız bütün kısa yollar Edius için de geçerli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ctrl C, Ctrl V yani kopyala yapıştır. Ctrl X, Ctrl V. Kes yapıştır gibi özellikler Edius için de geçerli. O yüzden Edius genel olarak kısa yollarla kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü mouse'da kullandığınızda çok zaman kaybı olacak sizin için. Bütün kurgu programları için geçerli bu arada. Ctrl Z yapıyorum tekrar. Bu kısımda da mesela şu da aslında aynı işlevi görüyor. Bu pasif haldeyken şunu tekrar pasif hale getireyim. Buna da baktım. Buna bastığımda şöyle tıkladığımda C'ye basıp kestiğimde gördüğünüz gibi yapışmadı. Tekrar geriye alıyorum. Bu aktif halde olduğundaysa şimdi tekrar kesiyorum. Delete'e basıyorum yapıştı gördüğünüz gibi. Tekrar geriye alıyorum. Bu set grupta sesle görüntünün ayrılmasını sağlıyor. Bu da bizim için çok önemli. İlerleyen zamanlarda bunun ne kadar önemli olduğunu zaten size anlatacağım. Şöyle kısaca anlatayım. Şu anda tıkladığımızda görüntünün üzerine timeline'da ses ve görüntünün birleşik olduğunu görüyoruz. Mesela ben bunu silmek istediğimde, bu görüntüyü silmek istediğimde komple siliniyor. Tekrar Ctrl Z yaptım. Ama buna bastığımızda ses ve görüntüyü ayırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi ses kısmını ve görüntü kısmını ayırmış olduk. Ve şuraya gelip sildiğimde sesi silmiş oluyorum. Üste gelip sildiğimde görüntüyü silmiş olabiliyorum. O yüzden açıkçası ben ilk olarak Edius'u açtığımda bu ayarlarla ilgileniyorum. Bu kısımları istediğim ayarlara getiriyorum. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde o ayarlara getirebilirsiniz. Ben genelde böyle kullanıyorum. Şu mıknatıs işareti de şuna yarıyor. Hemen bir tane daha görüntü alalım timeline'ımıza. Şöyle bakıyorum hangi görüntüyü alayım. Şu görüntüyü aldım. Şimdi bu aktif olduğunda bu şekilde şöyle sola doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi yapışıyor. Bir mıknatıs etkisi oluşturuyor. Yapışıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Tekrar geri alıyorum. Bu pasif halde olduğundaysa şöyle aldığımda gördüğünüz gibi yapışma özelliğini görmüyoruz. Yani soldaki videoya yaklaştırdığımızda gördüğünüz gibi buna yapıştı ama burada videonun sonundan biraz yedi ve sağdaki videonun sonuna ekledi gördüğünüz gibi o kısmı. Şekilde göstereyim size. O yüzden ben bunun sürekli olarak aktif olmasını size tavsiye ediyorum. Benim ayarlarım, kullandığım ayarlar genelde bu şekilde. Şu kısmını da silelim.